Canlarım selam. Aylardır uğraştık, çabaladık, didindik, uykusuz kaldık, aç kaldık, susuz kaldık, yorgun kaldık. Ofiste yattık, kapıda yattık, bilgisayarın üstünde bile yattık. Ama arkadaşlar, sizlere harika iki kitap çıkarmanın vermiş olduğu mutluluk bütün yorgunlukları sildi. Evet, o gün, o büyük gün geldi. Nihayet TYT AYT Fişinado dememeleri kampımız başlıyor. Mükemmel iki branş denemesi arkadaşlar. Bir tanesi TYT, onlu TYT, 10 adet. Bir tanesi de onlu AYT. Birazdan sizlere kitapların içeriğinden tutun, çözümlerine kadar, içindeki sorularından tutun, kamp programına, kamp planına, canlı yayında yapacağımız şeylere kadar her şeyden bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Sadece arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. Gerçekten sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm bir çalışma oldu. Deneme işi çok farklı bir iş. Soru bankasından, fasikülden, video ders kitabından, konu anlatımlı kitaptan çok daha farklı bir olay. Bunun bilincinde hareket ettik. Bu yola çıkarken bunların zorluğunun bilincindeydik arkadaşlar. Ama gerçekten ortaya çıkan sonuç itibariyle çok harika bir eser çıktı karşınıza. Sizlerin bu sınav maratonunda çok hem keyif alacağınız bakın arkadaşlar. Yani faydalı olmasının yanında matematik ...denemesinden keyif alabilecek bir oluşumun içerisine sokabilmek sizi... ...her şeyden çok daha önemli. Biz bu işten keyif alacağız. Her bir sorusunu konuşurken, her bir sorusunu çözerken... ...her bir canlı yayın günümüzde... ...hem güleceğiz, hem eğleneceğiz, hem soru çözeceğiz... ...bazen belki moralimiz bozacak, bazı bir denemede az yapacağız... ...ama konuşacağız, değerlendireceğiz, analizini yapacağız... ...eksiklerimizi anlayacağız o bizi üzen noktaları bir an önce hazır vakit varken kapatmaya çalışacağız ve hepimiz için hem benim için, benim için de çok farklı, çok güzel bir tecrübe olacak. Aynı şekilde sizler için de çok faydalı bir çalışma olacak. Şimdi ben size biliyorum çok merak ediyorsunuz, heyecanlısınız. İçeriğiyle alakalı çok heyecanlısınız. Ben de en az hiç sormayın var ya benim heyecanım benim heyecanım aylardır devam ediyor ama bunları böyle canlı kanlı elimde tutuyor olmak da benim için çok çok büyük bir keyif. Şimdi arkadaşlar isterseniz TYT AYT adı dönemeli Öncelikle bir içini çözümünü işte cevap anahtarı nerede o nerede bu nerede bunları bir inceleyelim yani böyle bir fiziksel olarak şu kitapları bir birazdan bir elimize alalım daha sonra da ben size zaten kamp programında neler yapacağımızı denemeleri nasıl çözeceğimizi deneme analizi net analizi bunların hepsinden bahsedeceğim ama önce şu güzellikleri bir inceleyelim gelin. Aylardır bu anı bekliyordum bu anın hayalini kuruyordum ama hiç böyle gerçek gibi de gelmiyordu hiç böyle yaşanacak gibi gelmiyordu ama sonunda karşımdalar. Onlara dokunabiliyorum. Onlar birer fotoğraftan ibaret değiller artık. etek kemiğe bürünmüş kitaplar. TET, aYT EFİŞİNADO denemeleri şu anda karşımızda duruyor arkadaşlar. Böyle bir hüzün, mutluluk, şaşkınlık, heyecan böyle farklı farklı duygular içerisindeyim. Çünkü içerisinde çok ciddi bir emek var. Deneme oluşturma, deneme projesi çok aşamalı, çok meşakkatli bir iş arkadaşlar. Soru yazımı, ee, tasihi, çaprazı, düzeltmesi tasarımı, çizimi, dizimi her şeyiyle video çözümü sonra beğenilmeyen soruya tekrar soru eklenmesi çıkarılması bir soru belki 50 defa işte e, hata olmasın diye okunması gerçekten çok önemli e, bir çalışma çok böyle çok aşamadan geçen bir çalışma o yüzden bunu ekip halinde çok güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum iki denemede de farklı ekip arkadaşlarıyla çalıştım sizlerin aracılığıyla da onlara bir ufak teşekkür etmek isterim TYT denemesinde denemenin oluşturmasında ekip olarak çalıştığımız Ali hocama, Şükrü hocama ve Mehmet hocama. AYT denemesinde yine bir ekip olarak çalıştığımız Tolga hocama ve Emre hocama da sonsuz teşekkürler. Hem sizlerin adına hem de kendi adıma. Arkadaşlar siz olmasaydınız bu denemeleri çıkartamazdık. Harika bir ekip çalışması oldu. Tabii ki çok da içimize sinen bir çalışma oldu arkadaşlar. Çünkü hem TYT hem AYT sınav maratonunda size çok fayda sağlayacak. Neredeyse bir sınav provasında çözeceksiniz hepsini. Çünkü hepsinin üstüne çok fazla hoca kafa patlattı. Çok fazla hoca e, güzel olan soruyu da daha da güzelleştirmeye çalıştı. Beğenmediğimiz soruları çıkarttık, başka sorular ekledik. Onu da beğenmedik, başka sorular ekledik. Ama sizin karşınıza harika denemelerle geldik. Deneme projelerinin en önemli noktalarından bir tanesi de video çözümüdür arkadaşlar. Çünkü denemelerde en önem önemli olan şeylerden bir tanesi de hatta en önemli şey belki de çözebildiğiniz değil çözemediğiniz sorulardır. Çözemediğiniz sorular sizi bir tık seviye atlatır bir tık ileri götürür. Çünkü çözdüğümüz sorular zaten bizim. Önemli olan bizden olmayanları kazanabilmek. Yani çözemediğimiz sorular üzerinde uğraşabilmek. O yüzden çok güzel bir sistem geliştirdim arkadaşlar aslında. Bu denemelerde. Farklı ikili bir video çözümü sistemi geliştirdim. Ne yapacağız? Birazdan kamp programında da göreceksiniz zaten. Biz bu denemelerin hepsini önce canlı yayında ben sizlere çözdüreceğim. Sonra net analizi, cevap anahtarı analizi, deneme analizi sizleri konuşturacağım. Ben video çözümlerini yapacağım. Onlarda hiçbir problem yok. Ama denemeleri önceden çözenler için veya ben sadece TET denemesini çözmek istiyorum diyen olabilir sadece AYT denemesini çözmek istiyorum diyenler olabilir. Bunlar kardeş gibi gözüküyorlar ama birbirlerinden ayrı bağımsız çalışmalar. İkisini de müstakil olarak ayrı ayrı çözebilirsiniz. Kamptan sonra çözebilirsiniz. Kamptan önce çözebilirsiniz. Hemen takıldığınız bir sorunun video çözümünü izlemek vesaire gibi bir ihtiyaç hissedebilirsiniz diye size farklı bir çözüm alternatifi geliştirdik. Peki nasıl işliyor bu? Şöyle işliyor. Hemen göstereyim. Kitabın Video çözümünü ekstradan izleyebileceğiniz uygulama video çözümü dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Bakın iki alternatifiniz var. Ya şu kare kodu okutarak videolu aktivasyonu izleyebilirsiniz. Doğru kaynak üzerinden çözümleri de izleyebiliyorsunuz. Ya da direkt bizim YouTube kanalımızdaki oynatma listesine de gidip video çözümü izleyebilirsiniz. Bu kare kodu arkadaşlar şöyle yapıyoruz hemen. Ben size uygulamalı bir şekilde göstereyim ki hani böyle en garantisi öyle olsun. Kameranızı açıyorsunuz. Hemen buradaki şöyle göstereyim size. Şuradaki geliyorsunuz, kare kodu okutuyorsunuz ve YouTube'a tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman size zaten YouTube kanalın oynatma listesini açıyor. Oynatma listesinden diyelim ki 4. denemeye gireceksiniz. Tıkladınız. Burada önemli olan bir nokta bakın 4. denemeye girdiniz. Sonra şurada videonun altında soru 1 yazıyor. Soru 1'in üstüne tıkladığınız zaman bütün sorular geliyor arkadaşlar ve bu gelen bütün soruların üstünde diyelim ki siz 30 İkinci soruyu istiyorsunuz. Onu izleyeceksiniz. 32. sorunun üstüne bastığınız zaman hemen play tuşuna basarsanız 32. soruyu çok net bir şekilde izlemiş ve bitirmiş olursunuz. Hemen 33'e geçmek için yine aynı şekilde ben 33'ü izleyeceğim derseniz 32'nin üstüne tıklarsanız yukarı çıkar. Mesela 25 e izleyeceksiniz. 25'e tıklarsınız. Play'e bastığınız zaman 25'in soruyu izleyebilirsiniz. Aynı şekilde her denemenin gördüğünüz gibi kapağında da iki tane karekot var. Bu karekodlar da buradakilere yönlendiriyor. Yani YouTube'u okutursanız burada YouTube yazıyor. Bizim kanalımızdaki oynatma listesine Doğru kaynağı okutursanız da doğru kaynak sitesindeki video çözümüne sizi yönlendiriyor. Bu şekilde de iş ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi içeriye bakalım mı? Bu arada içeriye bakmadan önce şunu da söylemeden geçemeyeceğim. AYT video çözümü için e, uygulama video çözümü için arkadaşlar onu bana Matematik Soru kanalından tanıyorsunuz. Ayçi hocam yaptı. Aynı şekilde TYT video çözümü uygulama video çözümü için de onu da Matek Matematik Teknikleri kanalından tanıyorsunuz. Ali hocam uygulama video çözümlerini yaptı. İkisine de özverisinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu arada e, TYT denemesinin bir kısmını da Fatih Hocam yaptı video çözümü. onu da e, ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü gerçekten çok da böyle ayrıntılı, güzel güzel uygulama çözümü yapmışlar. Benim çözümlerim, onların çözümleri çakışacak. Bakalım neler neler olacak. Çok canlar yanacak. AYT ile beraber başladım arkadaşlar. E, önce şöyle bir gezdireyim size. Ondan sonra çekip koparacağım zaten denemeleri. İsterseniz hemen çekip koparayım ya. Çek kopar şeklinde yaptık biliyorsunuz zaten. Şöyle bakın çekeyim. Çok ne çok sağlam yaptırdım ne de çok böyle oynak yaptırdım arkadaşlar. Gayet yerinde, tadında ve kararında oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta bakın bu artık başla başına bir deneme. Bunu önünüze alacaksınız. Ve adınızı soyadına yazacaksınız. Bu arada bu numaraların ne olduğunu da bir yorumlara yazın bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım akıl edebilecek misiniz? Arkadaşlar, AYT denememiz 10 numara 5 yıldız. Efsane bir çalışma oldu. Bütün mizampajını beraber ayarladık. Ne demek mizampaj? Yani çok ferah bir e, deneme karşılıyor sizi dar o gibi gözüken yerlerin hepsinin de çözümlerine baktık. Aa bunun çözümü kısa bunu buraya koyalım. Bunun çözümü uzun bunu buraya koyalım gibi e, yerleşimler de yaptık. Bu arada tasarım noktasında da e, tasarım, dizgi ve oluşum noktasında da genel koordinatörümüz Tuğrul Bey'e, görsel yönetmenimiz, grafik tasarımcımız Tayfur Bey'e ve denemenin video çözümlerinin de sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için Reyhan Hanım'a da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakın ne kadar çok insan bu denemenin üstünde emek vermiş. Farkında mısınız bunun? Yani bir sürü isim saydım değil mi arkadaşlar? Hepsinin emeği çok büyük. Bu arada deneme biri hallettiğimizi düşünüyorum. Cevap anahtarı nerede hocam diye soracak olursanız. Cevap anahtarlar ikisinin de arkadaşlar en arkasında. En arkaya koyduk ki toplu bir şekilde erişebilin. Çözümü şeyi kontrolü daha rahat olsun. AYT denemelerinde en dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi ÖSYM'nin soru dizilimine göre hazırladım AYT denemelerini arkadaşlar. ÖSYM'nin soru dizilimine göre derken ÖSYM hangi konudan kaç soruyu nasıl soruyorsa öyle sormaya çalıştık. Özgün soruları ÖSYM tipi ve ÖSYM benzeri sorularla harmanlayıp hem özgün bir bakış açısı kazanmanızı sağladık hem de ÖSYM'nin tarzına aşina olma istedik. Bu bizim için çok önemliydi. Denemenin zaten en büyük kazanımı bize bu yönde olacak. Limit türev integral sorularına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çözerken bayılacaksınız arkadaşlar. Çok 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 tatlı. Bir de şunu e, ben i, çok e, önemsedim. Direkt AYT konularıyla değil arkadaşlar. Denemeler önce TYT konularıyla da başlıyor bazen. Mesela bakın EBOPEKOX sorusu, köklü sayı sorusu, e, bir sayı basamakları sorusu, burada bir karmaşık sayı sorusu var ama e, neden böyle? Çünkü ÖSYM de böyle yapıyor. ÖSYM artık AYT sorularında ilk sayfayı 3 soruyu, 4 soruyu, bazen 5 soruyu, bazen 6 soruyu e, TYT müfredatından ama AYT tipi çok bol işlemli ve akıl yürütmeye dayalı sorulardan soruyor. Biz de ÖSYM'nin o tarzına uymak istedik. Mesela logaritma sorularının iki tane koyduysak bir tanesini yeni nesil bir tanesini klasik işlemli yaptık. Çünkü ÖSYM de öyle yapıyor. Limit türev integralleri zaten diyecek yok. Bu arada geometri soruları da Efsane oldu arkadaşlar. Analitik geometri sorularını da, çember sorularını, katı cisim sorularını, üçgen sorularını gerçekten çok beğeneceksiniz. Size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün denemeyi gezdirmeyeceğim çünkü orada bekleyen bir kardeş daha var. Bak buradan bana ne zaman sıra gelecek diyor. Ee, özetle arkadaşlar çok keyif alacağınız hem faydalı olacak hem de çok keyif alacağınız çok güzel bir deneme çalışması olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen dediğim gibi bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum benimle beraber. Bunu da koparmış olayım ya şöyle ikinci denemeyi. Arkada sınav kurallarına kadar arkadaşlar gerçekçi bir deneyim olması için elimizden gelen her şeyi yapmış bulunuyoruz. Geldik şimdi AYT'yi böyle örselemeyelim böyle canı sıkılmasın ama geldik şimdi TYT denemesine. TYT denemesi de tarz olarak, e, imaj olarak, görsel olarak AYT denemesiyle aynı ama tabii onda da TYT'nin kendi içine göre dinamikleri var. TYT denemesinde de arkadaşlar elimizden geldiğince ÖSYM'nin TYT formatına uygun hale getirmeye çalıştık. Problem sorularını normalde biz bu denemeyi daha önceden bitirmiştik ama 165 dakika süreye göre problem sorularını güncelledik. Bazı sorularını biraz daha uzattık. Bazı işlem sorularını birazcık daha işlemlerini dolambaçlı yollara çevirdik ki biraz zaman kaybedin diye. Bu arada bunların kaçar dakika çözüleceğini vesaire hepsini birazdan kamp programında da zaten göreceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde TYT de AYT gibi bütün ÖSYM'nin soruları analiz edilerek tek tek didik didik edilerek hazırlandı arkadaşlar. Özgün bir çalışmayı ÖSYM tipiyle birleştirerek hem size farklı bakış açı kazandırmayı hem de ÖSYM'nin tarzını anlamanıza sebep olduk. Ben bu arada baskı kalitesini falan da çok sevdim gerçekten. Çok güzel olmuş. Kağıt böyle e, gayet kaliteli bir e, kağıda basılmış. Güzel buradan da e, onların da tabi emeği büyük, onların da emeği büyük biliyorsunuz, bilmiyorsunuz belki ama denemelerimizi Ankara Kalkan Matbaasında bastırıyoruz, e, yani bunların ilk baskıları orada yapıldı, onlara da teşekkür ediyoruz. Ne kadar çok kişi, bakın birazdan kargolama yapan arkadaşlarımıza da hepsine de teşekkür etmeye başlayacağız çünkü çok 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 fazla bir emek var. E, satış ekibimiz bunları size çok sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor. Orada da ciddi emek var. Tabi bu, bu emeklerin bu kağıt parçasının amacına ulaşabilmesi için de tek olması gereken şey sizlerden bunun çok ciddi bir şekilde verim almanız. Biz bu kamp programlarını niye yapıyoruz? Ben bu kadar sayfaları niye gezdiriyorum? Niye dene, deneme analizi yapacağız? Niye bir video çözümü burada yaptık bir video çözümü de ben yapıyorum? Bunlar bu kağıt parçaları sizlerin hayatına dokunabilsin diye. Bu kağıt parçaları Kağıt parçası olmaktan çıkıp sizlerin üniversitenin kapısından girmenize vesile olacak birer çalışma haline dönüşsün diye bütün çabamız, bütün isteğimiz bu yönde arkadaşlar. Şöyle birazcık daha gezdireyim. Buradan deneme kopardım mı? Yok hiç koparmamışım bakayım. Evet koparmamışım. Birinci denemeyi koparayım o zaman. Bunun da arkadaşlar cevap anahtarı aynı e, ayetin cevap anahtarı gibi arka bir arka sayfa şey en arka sayfada bir arka sayfa diyorum. Onun cevap anahtarını da şuradan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Burada TYT'nin cevap anahtarı da mevcut. Aynı şekilde AYT gibi kare kodu okutarak bizim YouTube kanalına girip izleyebiliyorsunuz. Kare kodu okutarak doğru kaynağa gidip izleyebiliyorsunuz. Birazdan e, kamp programında da tek tek zaten canlı yayında bunların bu denemelerin hepsini sizlere beraber ekstradan bir de biz beraber konuşacağız arkadaşlar. TET denememiz de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar en son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Çünkü bu deneme ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi olacak. İşte çözümüydü, kampıydı, onuydu, bunuydu değil de herkes şunu merak ediyor. Denemenin seviyesi ne durumda? Yani ben bu denemeyi alsam çözebilir miyim ya da çözmeli miyim? Arkadaşlar iki deneme de ben şöyle bakıyorum olaya. Konuları bitirdiniz. TET'yi bitirdiniz, AYT'yi bitirdiniz. Konularınız tamam. Ve artık deneme pratiği yapmanız lazım. Arkadaşlar konuları bitirdiyseniz öyle böyle problemde biraz iyiyim biraz kötüyüm. İntegrali biliyorum ama şu şunlarda şöyleyim bunlarda böyleyim. Arkadaşlar ikisi de konuları bitiren her öğrenciye uygun. Yani eğer üniversite sınavında bir hedefiniz varsa ben bu TYT AYT'ye girip şu kadar net yapmak ve şu kadar sıralama yapmak hedefindeyim diyorsanız bu denemeleri alacaksınız ve çözeceksiniz. Bu kadar basit. Konuları bitirmiş olmanız yeter. Çok temel seviyedeyseniz biraz zorlanacaksınız. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben çok temel seviyedeyim. Deneme çözmek istiyorum. Ama ne yapacağım? O zaman piyasadaki daha kolay denemelerden böyle çok temel seviye denemeler var. Onlar zaten temel seviye olduğunu bas bas bağırıyorlar, söylüyorlar. O öğrencilere hitap ediyor. Onları çözdükten sonra gelebilirsiniz. Ama onun dışında bütün kitleye hitap ediyor arkadaşlar. Konuları bitirip de ben sınavda bir hedef doğrultusunda ilerliyorum. Benim TYT'den şu kadar matematikten net yapmam lazım diyen arkadaşlar alıp gönül rahatlığıyla çözebilirler. Ha zorlanır mısınız? Evet eğer yeteri kadar yeni nesil soru çözme beceriniz yoksa ya da yeteri kadar hızlı problem çözemiyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde böyle aşırı zor çözülemeyen işte efendime söyleyeyim derece tayfaya oynayan falan bir deneme değil arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Dereceye girmek isteyen öğrenci de bu denemeleri çözmeli. Çünkü dereceye girmek isteyen arkadaş über süper zor sorular çözerek bu sınava hazırlanırsa hüsrana uğrar. Bu iki denemede ÖSYM nasıl soracaksa öyle denemeler arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin soru tarzını güzel harmanlayıp özgün soru kalitesiyle birleştirdik ki hem ÖSYM'nin mantığını anlayın hem de bakış açınızı geliştirin. O yüzden dediğim gibi bir hedefiniz doğrultusunda ilerliyorsanız bir hedefiniz varsa bu iki denemeyi çözmelisiniz. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim denemeyi nerelerden edinebileceğiniz alakalı bütün linkler bu videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Uh, Valla konuşurken yoruldum ama her saniyesine değiyor gerçekten. Arkadaşlar emek verdiğiniz bir işin e, üstünde konuşabilmek gerçekten çok çok güzel bir şey. Ben de e, içinde bulunduğum çalışmaların hepsinde bunlara kefil olarak sizlere sunmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki bu çok kaliteli bir çalışma. Sizlere de çok faydalı fayda sağlayacak. Hem kaliteli, hem de size fayda sağlayacak. O zaman ben de gönül rahatlığıyla bunların hepsini sahiplenip bunları böyle çocuğum gibi görüp sizlere de bunları sunmak noktasında hiçbir tereddüt yaşamıyorum. Çok güzel olacak. Çok güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Şurada çözeceğimiz 20 deneme belki de bizim netlerimize doğrudan etki yapacak belki bizim sıralamamızı çok önemli yerlere getirecek. Belki bunlar sayesinde çok eksik kapatacağız. Bunlar sayesinde çok fazla eksiğimizi, çok fazla noksan noktalarımızı görüp bunların üstüne odaklanmamızı ya da çok değişik soru tipleriyle tanışıp bunların bazılarını sınavda karşılaştığımız zaman çak diye hemen yapma fırsatı bulacağız. O yüzden deneme kampımız çok 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 önemli. O yüzden benim gösterdiğim maksimum ilgiyi ve maksimum alakayı sizin de göstermeniz gerektiğini düşünerek hocam şu kamp planını, kamp programını ne yapacağız diyenleri duyuyorum ve kamp planına çıkıyorum. Evet güzellikler işte karşınızda TYT AYT deneme kampı kamp programımız. TYT, AYT, denemelerimizden maksimum verimi alabilmeniz için arkadaşlar bu kamp programımızı güzel bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Kamp programını benle de götürebilirsiniz. Bensiz de. Ne benle ne bensiz. Hiç fark etmez. Benle de bensiz de götürebilirsiniz. Ben şimdi size kamp programının detaylarından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar... Deneme kampımız 30 gün boyunca sürecek ve her gün şöyle ilerleyeceğiz. Bir gün TYT denemesi, bir gün AYT denemesi, bir gün mola yani ara. Bir gün TYT denemesi, bir gün AYT denemesi, bir gün ara. Bu şekilde ilerleyecek ve tam ortaya gelene kadar yani 5. AYT denememizi çözene kadar bu şekilde gideceğiz. 2 deneme bir mola şeklinde. 5. ayet denemesinde yani kampımızın 14. günü 2 haftası bittiğinde 15. ve 16. gün Ramazan bayramı oluyor. Buralarda 2 günlük bir ara vereceğim size ve 17. günde yani 4 Mayıs'ta 6. TYT denemesiyle beraber devam edeceğiz. Yine 2 deneme bir mola 2 deneme bir mola ilerleyerek 17 Mayıs günü son ayete 10. ayete denememizle kampımızı noktalayacağız. İstersen bu denemeyi kendin götürebilirsin. Çünkü bunların hepsinde denemeyi çözmen gereken süreler yazıyor. 1. deneme 75 dakika TYT. ikinci deneme birinci ayete denemesi 90 dakika. İşte efendime söyleyeyim 6. ayete denemesi 105 dakika. Bunların hepsini soru soru analiz ederek dakikalarını ayarladık arkadaşlar. Hatta TYT denemeleri 165 dakikaya göre ayarlandı. Bunları kendin kitabını edinirsin, alırsın. Ee, çözümleri var karekotta cevap anahtarı var. Otursun bu programı çıktı alır. Bu programa göre gayet iyi bir şekilde devam edebilirsin. Ama ben bu kamp için ekstra bir mesai harcayacağım. Ne yapacağım? Arkadaşlar 18 Nisan pazartesi günü başlıyoruz. 18 Nisan pazartesi günü belirleyeceğimiz önden önceden belirleyeceğimiz saatte canlı yayında önce denemeyi siz çözüyorsunuz. Sayaç başlatıyorum. 75 dakika boyunca Pomodoro yapar gibi sizlerle beraber denemeyi siz çözeceksiniz. Ben gözetmeniniz olacağım. 75 dakika geriye doğru sayacak ve bittiği anda kalemleri bırakın diyeceğim ve birinci deneme TYT denememizi bitirmiş olacağız. Daha sonra cevap anahtarı kontrolü yapacağız. Ben cevap anahtarı size yayında okuyacağım. Bir bu şu iki şu diye kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ve bir net tablosu oluşturacağız. Daha sonra anket gireceğiz. Hangi net aralıklarında yapmışsınız? Acaba denemeyi aynı anda bizimle beraber çözen 4000 öğrenci var. Sen de diyelim ki 26 net yaptın. Acaba senin netin hangi kişi aralığına giriyor? 26 net aralığında 20 25 netle 30 net aralığında yapan 4000 kişi içinde kaç kişi var? Kendi sıralamanı oluşturmuş olacaksın. Bu sayede de denemenin kolaylığını zorluğunu daha güzel bir şekilde analiz etmiş. istatistik olarak da hesaplamış olacağız. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra bir deneme analizi yapacağız. Bu deneme analizinde denemenin sorularıyla ilgili konuşacağız. İşte efendime söyleyeyim denemenin geometri sorularıyla ilgili yorum yapacağım. Bakın arkadaşlar sınavda şöyle gelebilir böyle gelebilir. E, buraya dikkat etmek lazım şuraya dikkat etmek lazım. Problem sorularında e, ne yaptınız? Temel kavram sorularında ne yaptınız? Bunun üstü sayı sorusuna dikkat ettiniz mi? Bunun geometri sorularına dikkat ettiniz mi? Yeni nesil sorularına baktınız mı? Vesaire gibi bir deneme analizi çıkartacağız. Daha sonra ben sizden de geri dönüş alacağım. Discord'dan sesli olarak bağlanan ya da sesli ve görüntü olarak bağlanan denemeyi uygulayan arkadaşlar da neden zaman kaybettin? Problemlerde çok mu vakit kaybettin? İşte efendime söyleyeyim, problemin paragraf tipi sorularımı yordu seni. Geometriler mi zor geldi? Ne yaptın? Ne ettin? Bunlarla alakalı sizden de bir deneme analizi, bir geri dönüş alacağım. Daha sonra da arkadaşlar o günün denemesiyle ilgili hem matematik hem geometri kısmında kilit soru dediğimiz böyle çok önemli gördüğümüz ya bu soru denemenin ayırt edici sorularından da dediğimiz soruları da anketlerle beraber çözerek arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve yaklaşık olarak 75 dakika sadece deneme çözümü olarak geçen bu süre yayın esnasında 2-2,5 ya 2 saati çok rahat bulacaktır. 2 saat boyunca denememizi konuşmuş ve artık bir denemeyi hallettikten sonra böyle bunu hallaç pamuğuna çevirmiş ve bununla ilgili bütün işimizi gücümüzü bitirmiş kenara da 60 olacağız arkadaşlar. Sonra aynı şeyi AYT denemesinde, aynı şeyi ikinci TYT denemesinde, ikinci AYT denemesinde yaparak ilerleteceğiz. Ve buradaki 30 günlük periyotta toplam 20 tane canlı yayında sizlerle beraber canlı ve heyecanlı interaktif bir şekilde denemelerimizi beraber çözeceğiz arkadaşlar. Bunun en verimli olacağını, bizim aramızdaki etkileşimi ve sizin... Denemedeki matematik sorularıyla aranızdaki ilişkiyi, etkileşimi çok yüksek seviyeye çıkaracağını ve maksimum verimi ancak bu şekilde alabileceğinizi düşündüğüm için böyle bir kamp programı karşınıza getirdim. Umarım sizlere de faydalı olacak. Çünkü ben hiç yapılmayan, şu anda böyle bir kampın hiç olduğunu zannetmiyorum. Hiç yapılmayan, hiç daha önce denenmeyen bir kampla karşınızda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve bir an önce 18 Nisan gelsin. Birinci denememizi çözelim diye İçim içimi yiyor diyebilirim. TYT deneme kampı programımızda bütün öğrencilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. O zaman kardeşlerimle son kapanışı yapalım arkadaşlar. 18 Nisan pazartesi günü belirleyeceğimiz saatte topluluk takip etmeyi, haftalık programı takip etmeyi unutmayın. Birinci TYT denemesinde canlı yayında deneme kampımıza başlamak üzere şimdilik kısa bir elveda kısa bir veda ediyorum deneme kampımızda görüşmek üzere TYT AYT Fişinaldo denemeleriyle beraber ürkek bir ceylan olarak oturduğumuz bu deneme maratonuna bir aslan bir Fişinaldo olarak kalkmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Pazartesi günü 18 Nisan'da heyecanla görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıklı kalın.